Herkese selam arkadaşlar, ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da D-Class Draugr adındaki aracın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet, bugün bu aracı satın alacağız arkadaşlar. Daha sonrasında modifiyeciye götüreceğiz. Bakalım ne gibi modifiye özellikleri varmış. En iyi modifiyeler aldıktan sonra da en sonda bir test sürüşüne çıkaracağız. Bakalım hızlanması ne kadar, hızı iyi mi? Bunun gibi özellikleri test edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak bu aracın temel bilgileriyle başlayayım. Şöyle ki bu araç gerçek hayattaki Chevrolet Offroad Concept adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Ve aracın ulaşabildiği maksimum hız ise yaklaşık saatte 180 km. Evet, aracımızın temel bilgileri bu şekildeydi arkadaşlar. İsterseniz şimdi bu aracı nasıl satın alabileceğinizi anlatayım. Şöyle ki bu aracı satın alabilmek için telefonumuzu açıyoruz. Buradan internete giriş yapıyoruz. Ve bu aracı arkadaşlar Saat'ın San Andreas Super Auto sitesinde gördüğünüz üzere burada bulabilirsiniz. Aracın iki fiyatı bulunuyor. Şu şekilde tıklayalım. Birinci fiyatı trade price, yani indirimli fiyatı. İkinci fiyatı ise hemen satın alabileceğiniz olan daha pahalı bir fiyatı. İndirimli fiyatını açabilmek için arkadaşlar şu şekilde bir renk seçelim. İndirimli fiyatını açabilmek için zaten sol üst tarafta da yazıyor. Kaya Perico serisi yarışlarında toplam 10 yarış tamamlarsanız işte bu aracın bu indirimli fiyatını açmış olacaksınız. İndirimli fiyatla tam fiyatın arasında daha yaklaşık 470 bin dolar gibi bir fiyat bulunuyor. Dolayısıyla az da bir fark olmadığı için mutlaka bu aracı almak isteyenler için bu kriteri tamamlayıp bu aracı almalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi bu aracı buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ben video öncesinde zaten satın almıştım. Şimdi isterseniz aracımıza atlayalım ve hızlı bir şekilde modifiyeciye götürelim. Bakalım ne gibi özellikleri varmış. Evet, aracımız gördüğünüz üzere bir offroad aracı arkadaşlar ki çok da güzel duruyor gerçekten. Hemen aracımızı şu şekilde Los Santos Customs'a sokalım. Bütün modifiyelerini alalım ve bakalım ne gibi özelleştirmeleri bulunuyor. Bunların hepsine bir göz atalım. Evet, ilk olarak Armor'dan tabii ki de Armor Upgrade %100'ü satın alıyoruz. Brakes'ten de Race Brakes'i alıyoruz ve geçelim. Bumper seçeneğine bakalım. Önce Front Bumper'sa bakalım ne gibi özelleştirmeler var. Ha, bu şekilde ön tampona eklentiler ekliyor. Tabii offroad aracı olduğu için ona uyumlu bu şekilde araçlar ekliyor buraya. Yani bunların arasından açıkçası hangisi olabilir? Yani düz olsun olmazsa, çok fazla alet edevat olmasın, bu şekilde olsun. Onun dışında Rear Bumper'sa bakalım. Burada zaten 3 seçeneğimiz var. Stone haricinde 2 seçenek. Ki bunlar arasından da yani bu şekilde demirli olması hoş olabilir. Olmazsa bunu alalım. Bu şekilde alıyoruz. Bakalım Doors kısmında ne gibi özelliklerimiz var. Burada bu şekilde demirler ekliyor. Yani zaten çoğunluğu aynı gibi duruyor. Ha, bunlar birazcık farklı. Yani bunların arasından hangisi olsa şu olabilir. Şu biraz daha farklı geldi gözüme. Bunu alalım. 16 bin dolar karşılığında. Engine'e giriyoruz. Tabii ki de level 4'ü alıyoruz. Bunun dışında egzoz seçeneğimize bakalım. Ha, yanda egzozlar. Arkaya almıyor mu acaba egzozları? Şu an onu bir merak ettim. Yani bu şekilde değişik bir egzoz da oluyor. Yani bilemedim şu an açıkçası. Yani bu şekilde çok fazla gözükmüyor ama şu birazcık daha şaşalı gibi duruyor. Ya da şu olabilir, bilmiyorum. Bir offroad aracı için. Olmazsa hadi bu olsun. Bullhorn olsun. Onun dışında explosives'e geçiyoruz. Grill'e bakalım. Izgaralarımız aşağıdaki ızgaralar. Yani bunlar o kadar da önemli değil gibi sanki ama şu şekilde hangisi olsun? Olmazsa şu olsun. Çok da önemli değil benim için. Horn'a geçiyoruz. Lights'ı geçiyoruz. Çünkü bunlarda arkadaşlar biliyorsunuz ekstra bir özellik bulunmuyor. Genellikle çoğu araçlarda aynı oluyor. Livery'e gelelim şimdi de. Yani desen kısmına. Bakalım white stripes bu şekilde beyaz çizgiler ekliyor. Blue stripes mavi çizgiler ekliyor. Racing. Yani bak Color Wine fena değilmiş. Color Wine 2. Fena değil. Yani tabii bir offroad ve yarış aracı olduğu için buna istinaden livery'ler eklenmiş. Ama genel olarak hoşuma gitti livery'leri. Hani bunların arasından hangisini yapabiliriz? Şu an onu düşünüyorum. Ya şu falan değişik aslında, yani bir gözüme hoş geldi. Ama onun dışında acaba şu yarış livery'si falan mı yapsak şöyle? Bu da çok sade kaldı. Şu an onu düşünüyorum. Olmazsa çok da vakit kaybetmeyelim. Şu olsun. Color Wine olsun. Onun dışında Lost Heft'i geçiyoruz. Respray'e bakalım buna ne gibi bir renk atayabiliriz. Tabii üstündeki renklerle de uyumlu olması gerekiyor. Mesela şu fena olmadı, böyle bir mor renkle sarı renkler fena durmuyor. Bunun dışında ben hızlıca şu şekilde geçeyim. Yani bunların arasından hangisi olabilir? Mavi yani. Onun dışında tabii mavi tam bir Fenerbahçe rengi oluyor. Yeşil renk de fena durmadı. Hatta şu an gözüme çok hoş geldi böyle bir yeşil renkli. Olmazsa yeşil yaparım. Bu da fena bir yeşil değilmiş. Sarı ile sarı çok kayboluyor araç. Bilemiyorum şu an. Pembe renk. Belki kapalı bir renk olursa aşağıdaki renk daha iyi olacak. Mesela siyahla da çok hoş duruyor. Ama onun dışında bilemedim şu an. Olmazsa Midnight Purple olsun. Burada da çok fazla vakit kaybetmedim arkadaşlar. Secondary Color'a bir bakacağım. Bu neleri değiştiriyormuş? Bu şekilde demirleri değiştiriyor. Yani bu da tabii hava katar bu aracı kesinlikle. Yani bunların arasından hangisi olsa sarı olsa nasıl olur? Çok cırtlak olur. Çünkü yani bu çizgilerimiz de sarı. Tabii bu kadar sarı değil. Belki sarı olsun ama böyle bir tık daha, yani bu sarı olabilir. Yani kapalı bir sarı olabilir. Bilemiyorum. Mesela bu sarı. Bright Orange. Olmazsa bu olsun.
olsun. Burada da çok fazla vakit harcamadım. Onun dışında seats'e bakalım. Yani koltuklarımıza şöyle demirden koltuklar. Ha. Yani bunların arasından yani en rahatı muhtemelen bunlardır. Yani bunlar da olsun mu? Şu an bilemedim çok açıkçası. Carbon seats olsun. Çok fazla önemli değil zaten. Sel kısmını geçiyoruz. Skid plate kısmına bakalım. Burada da bu şekilde bir demir ekliyor aşağıya. Yani bu da çok aşırı önemli değil. Hadi bu olsun. Çok bir fark yok benim için onlar arasında. Snorkels. Bunlar da şu şekilde iki tane snorkel ekliyor. Yani gerekli bir şey mi şu an bilemedim. Aracımız yani offroad aracı gerçi. Bu offroad aracına bu şekilde eklentiler koymak bazen yakışabiliyor. Olmazsa ekleyelim. Trail snorkel olsun. Spoiler'a bir bakalım. Spoiler'da da çok fazla seçeneğimiz yok bu arada. Üçü de aynı aslında bunların. Bir tanesi carbon spoiler. Bir tanesi ikinci renk. Bir tanesi de ana renk. Yani bunların arasından açıkçası bilemedim ama olmazsa bir tık daha böyle renkli olsun. Secondary renkli olsun. Peki. Bunun dışında süspansiyonu genellikle ben offroad araçlarında özellikle çok kullanmıyorum. Böyle kalabilir. Transmission'ı tabii ki de race transmission alıyoruz. Trunk'a bakalım. Burada stunt cage. Tekerlek ekleyebiliyoruz. Bu şekilde performance upgrade with wheel. Yani offroad aracı dolayısıyla yani tekerlek bilemiyorum. Belki şu olabilir. Gerçi çok boş kalıyor öyle de ama açıkçası bunlar arasından hadi şu olsun olmazsa. Çok önemli değil zaten. Onun dışında turboya bakalım. Tabii ki turboyu alıyoruz. Ve son olarak da wheels kısmına bakalım. İlk olarak ben tabii ki de bulletproof tarz yani kurşun geçirmez tekerlekleri mutlaka alıyorum. Bunun dışında wheel color, wheel type'a bir bakalım öncelikle. Burada tabii ki de offroad kategorisine giriyoruz. Stock rims. Şimdi burada ne olabilir? Yani bu offroad tekerlekleri, jantları diyeyim ya da çok yani birbiriyle aynı gibi duruyor benim için. Çok büyük bir fark yok. Dolayısıyla bunlar arasından yani herhangi birini alıp geçebilirim. Yani şu olsun olmazsa. Bunun ama rengini değiştirmek istiyorum. Wheel color'ını. Şu şekilde belki sarı bir renk buna gidebilir. Çünkü tam böyle uyumlu olur. Ama bu çok mu cırtlak oldu bilemedim. Onun belki kapalı bir rengi varsa. Bright orange. Yani belki bu olur. Hadi bu olsun olmazsa. Çünkü bu renk de bright orange'de bu demirlerin rengi. O da öyle olsun. Bunun dışında tires'ten bir de tires design'den şu şekilde isim de ekleyelim. Şöyleli. Ki daha böyle bir yarış arabası gibi dursun. Custom tires. Hatta son olarak bir de tire smoke'u da belki yellow yapabiliriz. Yani bu araçta drift yaptığımızda ya da patinaj çektiğimizde arkasından çıkacak duman izini buradan sarıya çevirmiş olduk. Böylelikle daha uyumlu olur. Çok aşırı önemli olmasa da. Evet, böylelikle de aracımızın tüm modifiyelerini yapmış bulmaktayız arkadaşlar. Şimdi Los Santos Customs'tan bir çıkalım. Bakalım aracımız ne durumda arkadaşlar. Hızlanması hızı nasıl? Bunu hep birlikte bir test edelim. Tabi öncelikle şöyle bir süresim geldi. Bakalım. Ya sesi falan çok güzel. Tam böyle bir offroad aracı. Onun dışında fena da bir görünümü yok. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar hızlıca ben bunu bir yola çıkarayım. Bakalım hızımız ne kadarmış, hep birlikte bir test edelim. Evet, ben aracımızı yine arkadaşlar diğer inceleme videolarında olduğu gibi otobana getirdim. Ve şimdi aracın bir hız testini gerçekleştirelim. Sol aşağıda zaten şu an görüyorsunuz aracımızın hız göstergesini. Şöyle bir araç kalkış testi yapalım. Evet, offroad aracı tabii 4x4 bunlar olduğu için bir patinaj durumu olmadığı gayet iyi bir kalkışa sahip. Hızlanmasını da güzel buldum bu aracın, yani hızlı bir şekilde hızlanıyor. Evet, şu an 181 km. Evet, aşağı yukarı yani 180 km demiştik buna. Ki o civarlarda da dolanıyor sanki, böyle bir zorluyor birazcık 180'i ama evet 180. Yani evet aşağı yukarı 180 km gibi bir hızı bulunuyor şu an. Tabii dediğim gibi 1-2 km fark edebilir her zaman. Yani hızı fena değil bir offroad aracına göre, gayet iyi bir hız olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında aracın şöyle yol tutuşuna birazcık bakalım. Yani çok böyle döndürmediğiniz müddetçe yol tutuşu da fena değil. Tabii offroad aracı sonuçta bunlar. Hani ne kadar iyi olabilirse bu da o kadar iyi. Yani çok kötü olduğunu bu anlamda söyleyemeyeceğim. Onun dışında fena değil. Benim hoşuma gitti. Tabii bu aracın asıl test edileceği yeri dağlar olacaktır. Ancak tabii ki biz burada daha böyle basite indirgenmiş sade bir test gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla offroad'da kesinlikle daha güzel bir performans gösterecektir bu araç. Ancak onun dışında benim hoşuma gitti. Yani bu offroad aracını alır mıydım? Kesinlikle alırdım. Yarışlarda falan kesinlikle kullanılabilecek bir araç. Zaten Kaya Perico serisi güncellemesiyle birlikte oyuna eklendi. Onun dışında şurada yavaş yavaş bitirebiliriz. Yani aracı genel olarak ben beğendim arkadaşlar. Çok fazla yol tutuşu da aşırı iyi olmasa da gayet yeterli bir offroad aracına göre. Bunun dışında hızı, hızlanması vesaire bu özellikler de hoşuma gitti. Peki siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar bu aracın özellikleri hakkında? Bunları mutlaka yorumlar kısmından belirtin. Sizce bu fiyata değer mi bu araç için? Bunları mutlaka dediğim gibi yorumlar kısmında belirtin. O zaman videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım video işinize yarmıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünürseniz videoya like atmayı, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.